Sevgili seyirciler, HRT ekranlarından iyi akşamlar diliyorum. 9 Şubat 2022 günlerden çarşamba bugün ve ben Ali Yolcu ana haber bülteniyle sizlerle birlikteyiz. Sevgili seyirciler, Emniyet Genel Müdürlüğü'nden geldi bugün yazılı açıklama ve Afrin'de bir patlamanın, bir terör saldırısının önüne son anda geçildiği duyuruldu. Olayla ilgili 3 kadın ve 1 erkek terör örgütü mensubu gözaltına alındı. Neden önemli bizim için Afrin? Biliyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti'nin mensubu güvenlik güçlerimiz var Afrin'de. Büyük bir bölümünde de Türkiye tarafından yönetilen bir yer an itibariyle. Tabii önümüzdeki süreçte ne olur bilmiyoruz. Yani bizim her zaman Sayın Cumhurbaşkanı da bunu ifade ediyor. Kimsenin toprağında gözümüz yok. Asayişin sağlanmasıyla beraber çekilmemiz gerektiğinde çekiliriz şeklinde açıklamaları var. Evet, aynen zaten aynı fikirdeyiz. Ama an itibariyle Afrin'de Türkiye Cumhuriyeti güvenlik güçlerine ihtiyaç var. Hem terör ithalatını engellemek için, çünkü oradan biliyorsunuz bol miktarda terörist geliyor Türkiye topraklarına. Evet, efendim söyleyeyim, teşekkür ediyoruz güvenlik güçlerimize. Ve Hatay Vali Yardımcısıydı Tolga Polat. Görevi sırasında annesinin yanına, kardeşinin yanına gidiyor Adana'ya ve bir miras davası nedeniyle hem annesini hem kardeşini öldürmüştü, hatırlayacaksınız. Ve yargılanması devam ediyordu. Efendim hüküm giydi. 22 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Adana'da avukat kardeşi ve annesini tabancayla öldüren Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat ağırlaştırılmış müebbet ve 22 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Adana 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya hakkında iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanık Tolga Polat, cezaevinden ses ve görüntü bilişim sistemi aracılığıyla katıldı. Tarafların avukatları mahkeme salonunda hazır bulunduğu Cumhuriyet Savcısı esasa ilişkin mütalaasını tekrar ederek sanığın ruhsatlı tabancasıyla annesi ve kardeşinin bulunduğu eve gittiğini, önce apartman merdiveninde karşılaştığı kardeşi Altu Polat'ı daha sonra eve girerek annesi Afiyet İkbal Polat'ı öldürdüğünü anlattı. Savcı, sanığın alt veya üst soya karşı kasten öldürme suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapiste cezalandırılmasını ve mevcut halinin devamına karar verilmesini istedi. Sanık Tolga Polat ise olay nedeniyle pişman olduğunu belirterek tahliye ve beraat talebinde bulundu. Mahkeme heyeti sanık Tolga Polat'ı kardeşine yönelik öldürme eylemi nedeniyle alt soya karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet, annesine yönelik eylemi sebebiyle de üst soya karşı kasten öldürme suçundan takdiri indirimle 22 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat, Adana'nın Merkez Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde 11 Ağustos 2020'de avukat kardeşi Altuğ Polat'la annesi Afiyet İkbal Polat'ı tabancayla öldürmüştü. İntihar etmeye çalışırken babası tarafından vazgeçirildikten sonra polise teslim olan Tolga P. hakkında iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açılmıştı. Yazık oldu, yani o gün de söylemiştim ben, vali yardımcısı bir isim, bir görevi var, bir makamı var. Şimdi aldığı cezanın aslında çok da önemi yok. Burada kendine kestiği cezanın bir önemi var. Ölene kadar taşıyacağı bir ceza. Allah kimseyi böyle bir duruma düşürmesin. Anne katili yapmasın, kardeş katili yapmasın, baba katili yapmasın. Yani cinayet işlemesin kim olursa olsun. Ve Hatay'da çalıntı, hacizli araçların şahse numaralarını değiştirip satan şahıslar gözaltına alındı. Haber iki bölümden oluşuyor.
Bir sonraki bölümünde ise İskenderun'a gideceğiz ve hırsızlık şüphelisi bir kişi her kapıyı açabilen Joker denilen anahtarla yakalandı. Hatay'da çalıntı ve hacizli araçların şase numaralarını değiştirip satan şahıslar gözaltına alındı. Hatay polisi İskenderun'da çalıntı, gümrük kaçağı ve hacizli araçların şase numaralarıyla oynama yapıldığı ağır hasarlı ve pert kayıtlı trafikten çekme belgeli araçların tescil bilgileriyle değiştirilerek satışlarının yapıldığı ve trafiğe çıkarıldığı bilgisini aldı. Harekete geçildi. Belirlenen adrese operasyon düzenlendi. İki araca el konuldu. Suç gelirlerinden elde edildiği değerlendirilen 55 bin lira bulundu. Olayın şüphelisi CS ile araç sahipleri ve change işlemi yapan şahıslar gözaltına alındı. Yine İskenderun'da hırsızlık şüphelisi bir kişi her kapıyı açabilen Joker anahtarlarla yakalandı. İskenderun Emniyet Müdürlüğü görevlilerince suçüstü ikamet hırsızlığı, mala zarar verme ve konut dokunulmazlığını ihlal şüphelilerinin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada İsmet İnönü Mahallesi'nde meydana gelen hırsızlık olayının şüphelisi olarak aranan OK ve KA adlı şüpheliler yapılan operasyonla gözaltına alındı. KA'nın üzerinde her kapıyı açabilen Joker anahtarı ele geçirildi. Hırsızlık suçlarından da sabıkası bulunan şüpheliler yapılan yasal işlemlerin ardından adli makamlarca tutuklandı. Önümdeki haber de iki bölümden oluşan bir haber. Birinci bölümde yine İskenderun gelecek ekranlara. İkinci bölümde ise Erzin. Sevgili seyirciler, İskenderun'da kaçak içki ve uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı. Erzin'de ise kumar oynayan 4 kişiye toplam 7.276 lira ceza kesildi. Hatay'ın İskenderun ilçesinde kaçak içki ve uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet güçleri kentte sahte içki ve uyuşturucu bulundurulduğu bilgisi üzerine belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Polis, ev ve iş yerlerinde yaptığı aramalarda 23 litre kaçak içki, 13,85 gram sentetik uyuşturucuyla bir miktar esrar buldu. Gözaltına alınan 4 şüpheli emniyete götürüldü. Ayrıca Erzin'de kumar oynayan 4 kişiye toplam 7.276 lira ceza kesildi. Emniyet ekipleri bir iş yerinde kumar oynandığı bilgisi üzerine adrese operasyon düzenledi. Ekipler kumar oynadığı tespit edilen 4 kişiye 7.276 lira ceza verdi. Masadaki oyun kağıtlarıyla 750 liraya el konuldu. Nasıl bu arada bugün siyah gömlek giydik. İşte bu kravatı da taktım. Ceketle beraber falan herhalde bir şey uydurmuşum kendi çapımda. Sordum çünkü inerken arkadaşlara sordum. Nasıl dedim, iyiyim bugün? Bugün iyi dediler Ali Bey. Biliyorsunuz benim giyimle pek aram yok. Hatta çok zaman eleştiri alıyoruz ya. Bir şey giy, böyle yakışan bir şey giy. Kombin mi kombine mi ne diyorsunuz bana siz? Kombine neydi ya? Kombine yok, bilet o değil mi? O bilette kombine. Kombin. Kombin derler herhalde. Bugün öyle bir şey uydurmaya çalıştım. Umarım başarılı olmuşumdur. Devam ediyoruz. Türk Kızılay Lojistik Merkezi'nden çeşitli malzemeler çaldığı tespit edilen 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı ve olay Hatay'da meydana geliyor. Yani Kızılay bir yardım örgütünün dahi malzemelerini çalmaya kalkışmışlardı. Hatay'da Türk Kızılay Lojistik Merkezi'nden çeşitli malzemeler çaldığı tespit edilen 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Serin Yol Mahallesi'ndeki merkezden 4 klima, 3 klima motoru, 400 litre mazot, 170 paket bebek bezi, 100 oyuncak bebek, 100 erkek montu, 439 parça kıyafet ve ayakkabıyla 12 araç lastiği çalan hırsızların yakalanması için çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler kimliklerini belirlediği şüpheliler OO, UD, MM ve AZ'yi Antakya'daki adreslerinde yakaladı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan OO, UD ve MM tutuklandı. AZ ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Merkezin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde yüzleri maskeli 4 kişinin ellerinde çuvallarla gece saatlerinde depoya girdiği görülüyor. Bugün bol bol İskenderun'dan söz ettik. Bir haber daha geliyor. Yine İskenderun'dan, evinde 309 sike ile objeler ele geçirilen bir zanlı gözaltına alındı. Hatay'ın İskenderun ilçesinde evinde 309 sike ve objeler ele geçirilen zanlı gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Sakarya Mahallesi'ndeki evinde SG'nin tarihi eser bulundurduğu ihbarı üzerine adrese operasyon düzenledi. Müzik
Polis ikamette Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 309 sikke, Erken Tunç döneminden kaldığı düşünülen 23 toprak kap ve Roma dönemi eseri olduğu tahmin edilen heykelle 77 obje buldu. Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü. Arsuz'da dün ilginç bir olay yaşandı. Olay şu, elektrik faturalarını, zamları protesto etmek isteyen bir şahıs. Kendisinin bir görevi de var. Arsuz Gökmeydan Mahalle Muhtarı Sayın Eşref Karayün. Ben destekliyorum onun için Sayın Eşref Karayün diyorum. Tebrik ediyorum da kendisini. Vatandaşlık hakkını kullanmış. Zamlardan hangimiz şikayetçi değil ki? Elektrik faturalarından. Dükkan kiralarını geçti elektrik faturaları. Böyle bir durumda artık Türkiye. Benzinin, mazotun, değil mi, doğalgazın fiyatları ortada. 1 litre benzin 15 lira oldu ya. 15 lirayı aştı hatta. Bu durumu protesto etmek isteyen bir isim işte. Gökmeydan Mahalle Muhtarı Eşref Karayün. Ve sadece yürüyordu. Yürüyerek protesto ediyordu. Ancak güvenlik güçleri buna müsaade etmedi ve gözaltına aldılar muhtarı. 4 saat boyunca gözaltında kaldı, ardından serbest bırakıldı. HRT kameralarına konuştu Eşref Karayün. Enflasyona, elektrik, doğalgaz, akaryakıt zamlarına, hayat pahalılığına isyan etti. Kendine bir eylem yapmaya karar verdi. Ben size saygı duydum, siz de bize saygı duydum. Biz sizin saygınıza güvenerek oradan çıktık, doğru mu? Arabalarla çıktık. Yürümeyeceğiz dedik, doğru mu? Naçın, hayır. Naçın. Yürümek istedi zamları protesto etmek için. Arsuzlu muhtarın tek başına yapacağı bu eyleme polis izin vermedi. Gözaltına alındı. Olay Hatay'ın Arsuz ilçesinde yaşandı. Gökmeydan Mahalle Muhtarı Eşref Karayün, zamlara tepki göstermek için tek başına yürüyüş yapmaya karar verdi. Önce sosyal medyadan duyurdu bunu. İskenderun'a yürüyeceği paylaşımını yaptı. Muhtarlıktan çıktı yola. Henüz uzaklaşamadan polis engeliyle karşılaştı. Gökmeydan Mahalle Muhtarı Eşref Karayün'ün yürüme izninin olmadığı için yürüyüşüne izin vermedi polis. İskenderun'a değil, ancak Arsuz Kent Meydanı'na gidip orada bir basın açıklaması yapabileceğini söyledi. O da kabul etti. Polis tek başına gidip basın açıklaması yapabileceğini söyledi. O kabul etti, yürüyüşe başladı. Ancak polis bunu da engelledi. Hukuksuz olduğunu söyledi. Müdahale etti. Muhtar gözaltına alındı. Sadece zamları protesto etmek için tek başına yürüyüş eylemi yapmak istediği için gözaltına alınan Gökmeydan Mahalle Muhtarı Eşref Karayün yaşadıklarını HRT'ye anlattı. Beni gözaltına almak istedikleri zaman yere oturdum. Yere oturduğumda da gözaltına alınıp çevik kuvvet arabasıyla emniyete götürüldüm. Emniyette tutulmanın hukuksuz olduğunu, hiçbir şekilde yasal bir dayanının olmadığını söyledim. Saat 2.30 civarı gözaltına alındım. Saat 7 gibi serbest bırakıldım. Yürüyüşüne engelin gözaltına alınışının hukuksuz olduğunu söyledi Muhtar Karayün. Bu benim demokratik hakkımdır. Halkımın sesi olmak benim demokratik hakkımdır. Hem anayasanın bana verdiği bir özgürlüktür. Yürüdüğüm için gözaltına alındığım gerçeği tamamen trajikomik bir durumdur. Zamlara bir kere daha tepki gösterdi. Artık yeter, geçinemiyoruz dedi. Zamlardan dolayı oluşan hayat pahalılığının vatandaşa yüklediği yük kaldırabileceğinden de çok fazladır. Ne bizleri susturmaya çalışmak bu gerçeği değiştirir ne de biz susarız. Artık yeter, geçinemiyoruz. Yani yürüme izni. Yürüme izniyle bir şey mi olur ya? Yürüyorum ben. Yani hangi izni alacağım? Kaldı ki basın açıklaması dahi yapacaksa, benim bildiğim kadarıyla, avukat değilim ama bildiğim kadarıyla izin alma zorunluluğu yok. Çevresine zarar vermediği sürece ben bir vatandaş olarak istediğim noktada eğer trafiği engellemiyorsam, insanlara rahatsızlık vermiyorsam, efendim söyleyeyim darp yapmıyorsam, üzerimde silah taşımıyorsam, küfür etmiyorsam çıkar bunu okurum abi. Ona dahi izne gerek yok. Araştırılsın bu böyle. Kaldı ki yürüyerek protesto ediyorum ve gözaltına alınıyor. Neyse ki bana sorarsanız hatadan dönüldü ve 4 saat sonra serbest
bırakıldı. Evet, ve Ercan Güçlü CHP Hatay İl Başkan Yardımcısının bir açıklaması var. Onun da gündeminde zam vardı, zamlar vardı. Saray iktidarı zam yapmaya doymuyor. Türkiye ekonomik buhranla yangın yerine dönmüşken yangının kundakçıları vatandaşlarımıza bir de enerji buhranı yaşatıyor. Açıklama CHP Hatay İl Başkanlığı'na ait. Hayat pahalılığı il ile halk yoksullaştırılıyor. Vatandaşlarımızın pazar fileleri boş, tencereleri boş, cüzdanları boş. Kaybeden kim? 83 milyon. Peki ya kazanan saray ve yandaşları? Enerji buhranının kahramanı, saray iktidarı, elektrik zamları ile kademeli zam, kademeli zulüm politikasını uygulamaya koydu. Bu zammın başrolü AKP ilçe başkanlığı gibi çalışan EPDK üstlendi. Elektrikte kademeli soygunun mağdurları yine işçi, memur, emekli, çiftçi, esnaf oldu. CHP tüm yurtta ekonomi için eş zamanlı basın açıklaması yaptı. Hatay'daki açıklama il başkan yardımcısı Ercan Güçlü'den geldi. Parti binasında partililerle buluştu, ekonomiye dair açıklamalar yaptı. Hedefinde iktidar vardı. Vatandaş fahiş zamların hayat pahalılığın altında hala eziliyor. Saray iktidarı tarife oyunlarıyla kendi yaptığı zamların üstünü örtmeye çalışıyor. İşin aslı Şubat ayı faturaları vatandaşlarımıza gönderildiğinde bir kez daha ortaya çıkacak. 150 kW 210 kW'a çıkartıldı. Şubat 1 Şubat itibariyle uygulama başladı. Onun yanı sıra çeşitli sosyal kesimlerden de indirimli tarif eden yararlanmaya dönük talepler de geliyor. Şu anda hem bakanlığımız hem de EPDK bu talepleri değerlendiriyor. Henüz net bir şey ortaya çıkmadı. Çıkınca tabii kamuoyumuzla paylaşacağız. Cumhuriyet Halk Partisi olarak vatandaşlarımızın yaşadıkları enerji buhranından çıkaracak acil uygulamaların derhal hayata geçirilmesi çağrısını yapıyoruz. KDV ve ÖTV'nin hiç değilse kış aylarında sıfırlanmalıdır. Aralık 2021, Ocak 2022 döneminde vatandaşlarımızdan tahsil edilen %120'ye varan fahiş zamlı elektrik tüketim bedelleri iade edilmelidir. Aynı şekilde yılbaşında sanayi elektriğine yapılan %130, ticarethane tarifesine yapılan %125 ve tarımsal sulamada yapılan %95 oranındaki zamlar derhal geri çekilmelidir. Halkımıza buradan bir kez daha söz veriyoruz. İktidarımızda ekonomik buhrana da enerji buhranının da tümüyle son verecek tüm adımları atacağız. Evet, zamlar kimin gündeminde değil ki? Herkesin gündeminde. Türkiye'nin gündemi zamlar bugün. Türkiye'nin gündemi zamlar. Bak, bugün AK Parti Hatay İl Başkan Yardımcısı sevgili Fatih Yüksel izliyor mu bizi bilmiyorum. Onunla beraberdik, biraz oturduk, sohbet ettik. Yani tabii zamlardan kimsenin memnun olmadığını hepimiz biliyoruz. Ancak Fatih Bey'in, genç bir arkadaşımız bu arada, girişken, aktif bir arkadaşımız, partide de öyle. Mayıs, Haziran gibi Ali Bey dedi, biz dedi, yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın tabii çabasıyla, işte bakanların çabasıyla bu tabloyu ters yüz edeceğiz dedi. İnşallah dedim Fatih, inşallah dediğin gibi olur dedim. Hepimizin beklediği şey bu. Ama olur mu? Zor, gerçekten zor. Bu arada buradan Fatih'e de selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum ve binlerce sanal alışveriş, kargo, yemek, basın, market, tekstil, giyim, liste uzayıp gidiyor. Daha iyi bir ücret için eylem yapıyor. Peki bunların yaptıkları eylem ne kadar duyuluyor ya da duyuruluyor? Aslında bu konuyu gündemine alan da bir isim var, bir milletvekili. Halkların Demokratik Partisi Adana milletvekili, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e soru önergesi verdi. Bakalım bu önergede neler yer alıyor? Binlerce sanal alışveriş, kargo, yemek, basın, market, tekstil, giyim çalışanı daha iyi bir ücret için eylem yapıyor.
Uluslararası Çalışma Örgütü Uzmanlar Komitesi'nin 2021 yılı raporuna göre Türkiye işçi hakları kullanımında dünyanın en kötü 10 ülkesinden biridir. Kötü çalışma koşulları, keyfi işten çıkarılma, gasp edilen özlük hakları ve enflasyon altı ücret zamlarına karşı işçiler hak arama yoluna giderek mücadele etmektedirler. Sendikalaşan işçiler işveren tarafından baskıya uğramakta, hak arayan emekçiler işten çıkarılmakta ya da işten çıkarılma tehdidi sürekli yaşatılmaktadır. HDP Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç binlerce çalışanı meclise taşıdı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e soru önergesi verdi taleplerle ilgili olarak. Birçok şehirde direnişte olan işçilerin taleplerini biliyor musunuz? Yaşanan hak ihlallerini ve işçilerin taleplerini bizzat işçilerden öğrenmek üzere girişiminiz olmuş mudur? Kurye olarak çalışan emekçilerin esnaf kurye olarak çalıştırılması, işçi statüsünde sayılmamaları nedeniyle yaşadıkları hak gasplarını önlemek üzere çalışmalarınız olacak mıdır? Kurye işçilerine dayatılan performans odaklı iş güvenliği olmaksızın düşük ücretlerle çalıştırılma koşullarına ilişkin önleyici çabalarınız var mıdır? İşçilerin içinde bulunduğumuz ekonomik kriz koşullarında geçim maliyetlerini karşılayabilmek üzere istedikleri zam oranını alabilmeleri için bakanlığınızca girişimde bulunulmuş mudur? Sendikalaştıkları için işten çıkarılma konusunda bakanlığınızın işverenlere dönük yaptırımları nelerdir? Serbest bölge, bazı iller biliyorsunuz serbest bölge olarak ilan edilmişti. Bu iller arasında aslında İskenderun ya, ilçeler arasında ya da diyelim. Allah mı söyletti ne? İskenderunların zaten ya bize ayırın, biz tek başımıza il olmak istiyoruz gibi bir talepleri vardı. Ben de illerden biri dedim İskenderun. Ya üzülmem ya, yani şöyle üzülmem. İskenderun da bizim, Antakya da bizim, Kırıkhan da bizim, Altınözü de bizim değil mi? Samandağ da bizim. Yani il statüsünü kazanmışsa, olabiliyorsa olmasın da hiçbir sakınca yok. Ne olacak ki ya? Yani il olunca İskenderun'dan mı kopacağız biz? Orada yine akrabalarımız var, yine bizim vatandaşlarımız. Neyse, şimdi meselemiz o değil. Mesele İskenderun'un serbest bölge ilan edilip edilmemesi. Lütfü Savaş, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı'nın görüşü var. Hataylılar İskenderun serbest bölge olsun istiyor. 3 yıl içerisinde 3 milyar dolarlık yatırım getireceğini hesapladık biz. 3 milyar dolar. Müthiş bir rakam. Bu serbest bölgede büyük yatırım, büyük yatırımcıları getirebiliyorsunuz. Birçok vergi muafiyeti var. Evet. Birçok ham maddeyi direkt alabiliyorsunuz. Başkasının ürettiğini oraya getirip oradan pazarlayıp satabiliyorsunuz. Oraya çok büyük yatırımcıları getirebiliyorsunuz. Hem ülke hem şehir ekonomisine büyük katkı sağlıyorsunuz. İstihdama büyük katkı sağlıyorsunuz. Serbest bölgeye yapılan mal ve hizmet satışı katma değer vergisinden muaf. Serbest bölgede elde edilen kar ve iratlar Türkiye dahil istenilen herhangi bir ülkeye kambiyo mevzuatına uygun olarak vergilendirilmeden serbestçe transfer edilebiliyor. Bu avantajlardan Hatay'da yararlanmak istiyor. Hatay'dan itibaren Mersin'e kadar bu karbon gazları ve karbondan üretilmiş petrolle ilgili bütün iş kollarında fabrikalar kurmak, bunu madencilikle birleştirmek ve yaklaşık bizim raporlarda 15 milyon istihdam gibi konuşuluyor ama bunun 3'te 1'ini biz getirsek, 5 milyon istihdam bile yapsak bu 3 bölgede, Mersin, Hatay, Adana, işsizliği azaltmada müthiş katkımız olur. Serbest bölgelerin başlıca kuruluş amaçları yabancı sermaye yatırımlarını ve dış ticareti artırmak, yerli üreticilerin dünya piyasalarındaki fiyattan girdi temin etmelerini sağlayarak uluslararası rekabet güçlerine katkıda bulunmak, ihracata dönük sanayilerin gelişmesini teşvik etmek suretiyle ihracatı artırmak, döviz girişini artırmak, yeni iş imkanları yaratarak istihdam sorununun çözümüne yardımcı olmak, gelişmiş üretim ve yönetim tekniklerinin yurt dışından ülkeye getirilmesi suretiyle ekonomik standartlar yükseltmek, serbest bölgeler özellikle gelişmekte olan ülkelerce dünya ekonomisine daha hızlı entegrasyon sağlamak amacıyla da kullanılan politikalardan biri. Gençlere eğitim verirken de aylık verilecek. Aylık verildikten sonra o gençler istihdama katkı sağlayacak. Ve biz 20-25 yıl boyunca oradan çıkan petroldan belki bir şey almayacağız. Şu anda hükümet bir şey konuşmuyor bu konularda ama o petrolün kendi yan sanayisinden, buradan taşınmasından, doğal gazın depolanıp taşınmasından birçok para kazanacağız ve gençlerimize de istihdam sağlayacağız. İhracat için yatırım ve üretimi artırmak, yabancı sermaye ve teknoloji girişini hızlandırmak, ekonominin girdi ihtiyacını ucuz ve düzenli şekilde temin etmek, dış finansman ve ticaret imkanlarından daha fazla yararlanmak, kuruluş amaçlarının özeti.
Dolayısıyla Hatay'ın ekonomik anlamda canlanması için İskenderun'un serbest bölge ilan edilmesi gerekiyor. Hatay Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda bir çalıştay düzenleyecek. Biz bunun için önümüzdeki yazda İskenderun serbest bölgesi ve ekonomik vizyon çalıştayı yapacağız. Buraya Güney Amerika'dan, Avrupa'dan, Kuzey Afrika, Afrika'nın diğer bölgelerinden, Orta Doğu'dan, Orta Asya'dan birçok yerden iş adamlarını, işletme sahiplerini, teknoloji ve ekonomik anlamda çok güçlü şirketlerin CEO'larını, genel müdürlerini, sahiplerini davet edeceğiz. İnşallah yaz ortasında büyük bir hem Antakya hem İskenderun'da bir çalıştay yapacağız. Biz buraya kurmamız gerekir mi, gerekmez mi? Avantajları, dezavantajları, hangi iş konuları? Bunu biz bir rapor halinde hükümetin bu konuyla ilgili bakanlıklarına sunacağız ve bu işin takipçisi olacağız. Hükümet yapmazsa bundan sonraki hükümet, Allah nasip ederse biz başa geldiğimizde ilk işimiz bu olacak. İstiyor Sayın Lütfü Savaş, serbest bölge olursa iyi olur diyor. Ancak onun dışında başka isteyenler de var. Erol Akın, İskenderun Şoförler Odası Başkanı, Müfit Tenlioğlu, İskenderun Teknik Üniversitesi öğretim üyesi. 3 yıl içerisinde 3 milyar dolarlık yatırım getireceğinizi hesapladık biz. 3 milyar dolar. Müthiş bir rakam. Bu serbest bölgede büyük yatırım büyük yatırımcıları getirebiliyorsunuz. Birçok vergi muafiyeti var. Evet. Birçok ham maddeyi direkt alabiliyorsunuz. Başkasının ürettiğini oraya getirip oradan pazarlayıp satabiliyorsunuz. Oraya çok büyük yatırımcıları getirebiliyorsunuz. Hem ülke hem şehir ekonomisine büyük katkı sağlıyorsunuz. İstihdama büyük katkı sağlıyorsunuz. Hatay, İskenderun'un serbest bölge ilan edilmesini istiyor. Ekonomik anlamda getirilerinin çok olacağı bu adım Hataylılar tarafından dillendiriliyor. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'tan sonra bu yönde bir çağrıda Hatay Esnaf Odaları Birlik Başkan Vekili ve İskenderun Şoförler Odası Başkanı Erol Akın'dan geldi. Rahmetli Turgut Özal bunu gündeme getirmişti. Ha, gerçi diğer milletvekillerin, siyasi partilerin de dile getirdiğini biliyoruz ama bu konuya en çok eğilim gösteren rahmetli Turgut Özal'dı ve ilk açıklamada da üzüldüğü illerden bir tanesinin Hatay olduğunu, İskenderun olduğunu söylemişti. Maalesef o zaman biz Sevret Pazarı Mersin'e kaptırmıştık. O yıllardan bugüne serbest bölge ilanıyla ilgili herhangi bir adım atılmış değil. Hatay Esnaf Odaları Birlik Başkan Vekili ve İskenderun Şoförler Odası Başkanı Erol Akın böyle bir girişimin katkılarını anlattı. Elbette eksik kalan ve başlanamayan kamu yatırımlarının da hayata geçmesi serbest bölgeyi daha da anlamlı kılacak. İskenderun Körfezi finans ve ekonomi merkezi olmuş durumda. Neden olmasın? Ve Türkiye'deki vergi rekortmenlerinin büyük bir çoğunluğu İskenderun bölgesinden çıkmaktadır. Serbest pazar olduğu zaman bir takım kolaylıklar sağlanacaklar. Vergi indirimleri sağlanacaktır. Yatırım gelecektir. Şunu diyebiliriz. Yani yatırım gelecek de yatırımcıya yerimiz var mı? Dört gözle beklediğimiz ki sadece bizim beklediğimiz bir olay değil. Antep'in, Urfa'nın, Diyarbakır'ın dört gözle beklediği Amanus tünelinin açılması ki Hassa'da Leçelik bölgelerde gerçekten tarım arazilerine hiç değmeden büyük sanayi alanlarının olanlarının bilgi sahibiyiz. Bir an evvel bu Hassa tüneli açıldığı zaman serbest bölge olduğunda bu bölgenin çok büyük ivme kazanacağını tahmin ediyorum. İskenderun'un serbest bölge ilan edilmesi sadece Hatay için değil, bölge illeri ve Orta Doğu için de atılmış bir adım olacak. Ki sadece bizim bölgeye değil, Antep, Urfa ve Diyarbakır'daki tüccarlarımıza, sanayicilerimize de yer olacaktır. Serbest bölgeyle de İskenderun Körfezi büyük bir ivme kazanacaktır. Yarın bir gün Orta Doğu'daki şu çatışmaların durmasını dört gözle bekliyoruz. Orta Doğu'daki bu çatışmalar durduğu zaman transit taşımacılık, ihracat ve ithalat ve yapı sanayi yükselecektir. Serbest bölge olmasını dört gözle bekliyoruz. Her kim bunu talep ediyor ve her kim bunun olmasını istiyorsa canı gönülden destekçisiyiz. Serbest bölgeye yönelik bir istekte İskenderun Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Müfit Tenlioğlu'ndan geldi. Yalnız bugün kapsamlı düşündüğümüz, Sayın Belediye Başkanımız da düşünmüş olduğu bu kapsamlı projenin bence özel ekonomi bölgesi olması,
özel ekonomi bölgesi olduğu zaman da dünya standartlarının içinde de çok büyük bir ticaret merkezi, çok büyük bir üretim merkezi, çok büyük bir teknoloji merkezi oluşmaktadır. Bunun örneklerini şu anda Kuzey Kore'de, Güney Kore'de görebiliriz. Şu anda o ülkeler savaştan çıkmalarına rağmen şu anda geldikleri nokta çok büyük bir noktadadır. Onun için İskenderun Körfezi de dünyada tanınmış bir körfez. Ve dünyanın çok herkes tarafından bilinen çok büyük bir körfez. Baktığınız zaman ticaretine çok büyük hacimle yapılan bu ticaretin özel ekonomi bölgesi ilan edildiği zaman da bunun çok daha kat kat üstünde ileri gideceğine inanıyoruz. Bu örneklerle birlikte hasta tüneli gibi kamu yatırımlarının bir an önce hayata geçirilmesinin Hatay'a çok büyük katkılar sunacağını, serbest bölgeye daha da anlam katacağını söyledi Tenlioğlu da. Tabii ki hasta tüneli olmazsa olmazımız çünkü buradaki yer daralmasından dolayı yapılan bütün çalışmaların hasta tüneliyle birlikte Hasta'ya kaydırılması da İskenderun'un emniyetine ve önemine çok büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. İskenderun'un geleceği çok büyük. İskenderun'un geleceğinde de ticaret merkezi, dünya ticaret merkezi olmasına da inanıyoruz. Onun için özel ekonomik bölgeler, özel enerji bölgelerinin kurulması elzemdir, gereklidir. Onun için bu konuda da bizim çoktan beri savunduğumuz, hatta biliyorsunuz ben DASİFET'te de varım. DASİFET'te de ikinci başkanım zaten. Daha önce de yine aynı şekilde biz bunu dile getirmiştik. Şimdi de dile getirilmesi, yapılması, başkanımız da böyle bir şeyi öngörmesi, bu bölgeye önem kazandıracağı gibi de bu bölgeyi de hakikaten belli bir potansiyel seviyesine, dünyadaki potansiyel seviyesine de getireceğine inanıyorum. Ve dün Hatay Büyükşehir Belediyesi çok amaçlı salonunda diyelim, belediye meclis toplantısı vardı. 2022 yılı Şubat ayı toplantısı. Başkan Vekili Canan Karaciğer yönetti meclisi. Kameralarımızı oraya çevirelim. Hatay Büyükşehir Belediye Meclisi 2022 yılı Şubat ayı toplantısı Başkan Vekili Canan Karaciğer yönetiminde gerçekleştirildi. Toplantıda 5 ve ek olmak üzere toplam 66 madde görüşüldü. Gündem maddelerine geçilmeden önce mecliste grubu bulunan tüm partiler geçtiğimiz günlerde Samsun'da Atatürk Anıtı'na yapılan çirkin saldırıyı kınadı. Bu ülkede kurucu lider yapılan bu saygısızlığıyla partimizde bulunmadığına kınıyoruz. Meclis toplantısında Sayıştay raporu açıklamaları yapıldı karşılıklı olarak. AK Partili Meclis Üyesi Mehmet Saruhan, Sayıştay denetçilerinin Hatay Büyükşehir Belediyesi hakkında hazırladığı rapor hakkında görüş bildirdi. Saruhan, raporda yer alan eksiklerin giderilmesi noktasında talepte bulundu. İyi Partili Meclis Üyesi İlyas Uygur da, rapordaki eksiklikler idare tarafından mutlaka giderilecektir. Eksiklik var ama hırsızlık yok, talan yok, farklı yerlere aktarılan para yok. İdarenin kiraladığı araçlarda, bazı diğer belediyelerde olduğu gibi il ilçe başkanlıklarına ya da derneklere tahsis edilmemiş ifadelerini kullandı. Toplantıda ayrıca İskenderun Sarıseki mahallesindeki liman bölgesine iskele ve liman dolgu alanı eklenmesiyle ilgili teklif görüşüldü. Konuyla ilgili konuşan CHP'li meclis üyesi Ali Mutlu, söz konusu alan zaten cürufla doldurulmuş. 50 bin nüfusun yaşadığı o bölgedeki ölümlerin en büyük sebebi kanserdir. Bu maddeye evet demek çocukların zehirlenmesine ve çevre felaketine yol açar. Bize Özgü Çırpan, Gümüş Offroad, Jumbo Karides gibi deniz canlıların bölgeyi terk etmesi ve ürememesine sebep olur. Buna evet demek 50 bin insana, doğaya ve ülkeye zarar vermektir, dedi. Mutlu'nun açıklamalarının ardından oylamaya geçildi. Konuyla ilgili maddeler Cumhur İttifakı Meclis üyelerinin evet oyu vermesi sonucu oy çokluğuyla kabul edildi. Etmeyenler oy birliğinden kabul edilmiştir. Bir sonraki Hatay Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantısı 9 Mart Çarşamba günü saat 14'te yapılacak. Evet ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doçent Doktor Lütfü Savaş, Antakya ve Defne ilçelerindeki altyapı ve üst yapı çalışmalarını yerinde inceledi. Ona eşlik eden isimler ise Çekmece Mahalle Muhtarı sevgili dostum, sevgili Süleyman Oflazoğlu. Süleyman Oflazoğlu şöyle bir isim, yıllardır orada muhtarlık yapar ama hak ederek yapıyor gerçekten. Ben sevgili Süleyman'ı çok kere gördüm, benim de büyüğüm aslında birkaç yaş. Elinde süpürge, caddeyi kendi süpürüyor. İşte Çekmece'de, Çekmece Mahallesi'nde, hatta diğer mahallelerde yaşamını yitiren insanlar olduğunda en önde kendisi. Mezar kazma işinde, efendim söyleyeyim gömülmesi sırasındaki ihtiyaçlarda. Böyle bir isim, sevilen bir isim. Buradan kendisine selamlarımı gönderiyorum. O eşlik ediyordu Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı'na. Hasan Bilgili, Oğlakören Mahalle Muhtarı da oradaydı.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doçent Doktor Lütfü Savaş, Antakya ve Defne ilçelerindeki altyapı ve üst yapı çalışmalarını yerinde inceledi. İlk olarak Defne Çekmece Mahallesi'ndeki yapımı tamamlanan beton asfalt yolda incelemede bulunan Lütfü Savaş, mahalle muhtarı Süleyman Oflazoğlu'yla da görüştü. Devamında Antakya Oğlakören Mahallesi'nde muhtar ve vatandaşlarla bir araya geldi Savaş. Kazası Rabbim kazası vermeden bundan paylaşsın. Köylerimiz her köyümüzde olduğu gibi Oğlakören'imizde ilk defa beton asfalta kavuştu. Emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz ve hem bu köyümüzün hem diğer köylerimizin, buradan geçen bütün insanlarımızın kazasız belasız güzel bir şekilde bu köyümüzden geçmesini temenni ediyoruz. Birçok hizmeti yaptığımız köylerimizde hem asfalt hem diğer hizmetlerimiz devam edecektir. CHP Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir inceleme ve ziyaretlerinde Savaş'a eşlik etti. Bizler durmadan dinlenmeden hem belediye başkanımız hem mecliste bizler sizlerin adına elimizden ne gelirse o gayret içerisindeyiz. Yapılan yolun hayırlara vesile olmasını, hizmetlerin devam etmesini diliyorum. Oğlakören Mahalle Muhtarı Hasan Bilgili hem ziyaret hem de çalışmalardan dolayı Başkan Savaş'a teşekkür etti. Şu an bizim köye Sayın Başkanımızın geldiğinden dolayı kendisine çok çok teşekkür ederim. Bizi gururlandırdı. Bize güzel hizmetler yaptı. Altyapıda, üst yapılarda asfalt yaptı. İçme suyu borularını değiştirdi. Mezarlık şeylerini yaptı. Bu hizmetlerinden dolayı kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun kendisinden. Kendisine de minnettarız. Başkan Savaş'ın bir sonraki durağı Üçgedik Mahallesi oldu. Mahalle Muhtarı İbrahim Yıldırım'ın konuğu olan Savaş, çözüm ortağı olarak nitelendirdiği çevre mahallelerdeki muhtarlarla da fikir alışverişinde bulunarak yapılan altyapı çalışmalarını yerinde inceledi. Narlıca'daki ve Maşıklı'daki arıtma tesisine gidecek şekilde çok büyük bir kanalizasyon çalışmamız var. Yıllarca ihmal edilmiş ve bekletilmiş ilk defa kanalizasyon olacak bu beldelerimize, köylerimize. Bu çalışmamızın hayırlı olmasını diliyorum. Başkan Savaş kısa bir süre önce 2022 yılında en az 200 kilometre beton asfalt yapacaklarını ifade etmişti. 2 yıllık süre içerisinde 400-450 kilometrelik asfaltı Hatay yollarıyla buluşturacaklarını da sözlerine ekleyen Savaş, Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin beton asfalt atağının artarak süreceğinin sinyalini vermişti. Mahalle ziyaretlerinde Başkan Savaş'a CHP Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir, Defne Belediye Başkanı İbrahim Güzel, CHP Antakya İlçe Başkanı Ümit Kutlu ve mahalle muhtarları eşlik etti. Ve Suriye ile ilgili Rusya'dan önemli bir bilgi geldi, açıklama geldi. Rusya'nın Suriye'deki tarafları uzlaştırma merkezi var biliyorsunuz. Zaman zaman açıklamalar yapar. Amerika Birleşik Devletleri'nin ve İngiltere'nin Suriye'deki teröristlere yönelik af programını uygulamaya devam ettiğini ve bu kapsamda yüzlerce teröristin serbest bırakılarak Amerika Birleşik Devletleri kontrolündeki oluşumlara katıldığını belirtti. Korkunç bir şey yani. Bu konuyu değerlendiren isim ise bugün sabah RT ekranlarına konuk olan Can arkadaşımızla neredeyse her gün konuk oluyor. Gazeteci Musa Özuğurlu değerlendirdi. Rusya'nın Suriye'deki tarafları uzlaştırma merkezi, ABD ve İngiltere'nin Suriye'deki teröristlere yönelik af programını uygulamaya devam ettiğini, yüzlerce teröristin serbest bırakılarak ABD kontrolündeki oluşumlara katıldığını belirtti. Çok tehlikeli bir girişim içerisinde Amerika Birleşik Devletleri ve bunu da Suriye içerisinde şu anda düzelmekte olan işleri tersine çevirmek için yapıyor. Daha doğrusu işlerin düzelmesi sürecini tersine çevirmek için yapıyor ve çünkü eğer orada karışıklık devam ederse, istikrarsızlık devam ederse Suriye'de, Amerika'da kendi meşruiyetini devam ettirecek ve böylece Suriye'de kalma zeminini de sürdürecek.
Rusya'nın Suriye'deki tarafları uzlaştırma merkezi başkan yardımcısı Oleg Juralyov, ABD ve İngiltere terör grupları üyelerine yönelik af olarak adlandırılan programı uygulamaya devam ediyor. Radikal akımların yüzlerce takipçisi hapisten salınarak ABD'nin kontrolündeki silahlı oluşumlara katıldı ifadesini kullandı. Bu militanların bir kısmının ABD'nin kontrolündeki El Tanf bölgesine nakledildiğini kaydetti. Diğer yandan Rusya Dış İstihbarat Servisi, ABD istihbaratının Suriye'nin Şam ve Lazkiye kentindeki uyuyan hücreleri Rusya, Suriye ve İran askerlerine saldırı düzenlemek için kullanmayı planladığını açıkladı. Severe'den yapılan açıklamada, ABD istihbarat servisleri Şam ve yakınındaki bölge ile Lazkiye vilayetindeki aşırıcıların uyuyan hücrelerine Suriye'nin güvenlik yapılarının personeline ve ayrıca Rusya ve İran askerlerine karşı nokta atışı eylemler gerçekleştirmeye yönlendirmeyi planlıyor dendi. Gazeteci Musa Özoğlu gelişmeleri HRT'de Can Çapar'a değerlendirdi. Yeniden sanki 2011'e bir dönme çabası, döndürme çabası daha doğrusu var. Yani yeniden işte sosyal medya hesapları var, işte böyle birden şeye geçtiler, atağa geçtiler. Yeniden ne bileyim yani bir dediğim gibi şeyde hani 2011'de yaşanan neyse onların tekrar edilmeye çalışıldığını görüyoruz. Ve bütün bunlarda da temel aslında ekonomik durum. Ekonomik durum gerçekten çok kötü Suriye'de ve dolayısıyla insanları tetikliyor bu durum ve bunu kullanıyorlar. Şimdi bunu yapmak için ne yapacaklar? Bir takım hücreler var mesela. Yani bunlardan daha önce de hani bahsediyorduk aslında bir şekilde Suriye içerisinde hücreler olduğunda. Özellikle tabii IŞİD merkezli konuşuyorduk bunları. Ama son haberlere göre başka oluşumlar da var. Severe'ye gelen bilgi ABD yönetiminin Suriye topraklarındaki Amerikan varlığını koruma ve bu ülkede istikrarın sağlanmasına izin vermeme arzusunu koruduğunu ortaya koyuyor diye devam eden Severe. Washington'ın Suriye toplumundaki protestocu eğilimleri tetiklemeye yönelik Arapça sosyal ağları da kapsayacak büyük bir medya kampanyası başlatma niyetinde olduğunun altını çizdi. ABD'nin hükümet karşıtı gösteriler düzenlenmesi için ülkedeki zorlu sosyoekonomik durumu kullanmayı ve gösteriler sırasında kolluk kuvvetlerini sivillere karşı güç kullanmaya kışkırtmayı planladığını aktaran Severe, ABD'liler Suriye'de hedeflerine ulaşmak için sözde silahlı muhalefet, özde ise radikal cihatçı gruplarla kurduğu yakın temasları aktif şekilde uygulamaya koyuyor diye vurguladı. Ekonomiyi düzeltme yoluna girerse Suriye'de artık herhangi bir engel kalmayacak Suriye yönetiminin önünde. İşte bunun önüne geçmeye çalışıyorlar. Eğer Suriye yönetiminin elinde başka engel kalmazsa eğer ne olacak? İşte Suriye yönetimi bu kez Amerika Birleşik Devletleri'ne yönelecek ya da Suriye'deki bir takım kuvvetler Amerika Birleşik Devletleri'ne yönelecek. Dolayısıyla bu hedeften yani kendisinden Amerika Birleşik Devletleri Suriye yönetimini de Suriye kamuoyunu da dünya kamuoyundan uzak tutmak istiyor. Ve bunun için de faaliyetlerini devam ettiriyorlar. Peki bu olay, yani Amerika Birleşik Devletleri ile İngiltere'nin bu uygulaması ne getirir? Nasıl bir olumsuzluk yaratır? Bunu da değerlendirdi Musa Özoğlu. Rusya Dış İstihbarat Servisi, ABD istihbarat servisleri Şam ve yakınındaki bölge ile Lazkiye vilayetindeki aşırıcıların uyuyan hücrelerine, Suriye'nin güvenlik yapılarının personeline ve ayrıca Rusya ve İran askerlerine karşı nokta atışı eylemler gerçekleştirmeye yönlendirmeyi planlıyor açıklamasını yaptı. Amaca ulaşması kolay değil artık. Yani bu meselelerde artık Suriye ve Rusya avantajı ele geçirmiş durumda. Tabii bu demek değildir ki yani her şey sıfırlandı ve çok rahat olacaklar. Bundan sonra bu örgütler, işte teröristler bir şekilde eylem yapmayacak. Hayır, öyle değil. Olacak, olmaya da devam edecek. Severe'ye gelen bilgi, ABD yönetiminin Suriye topraklarındaki Amerikan varlığını koruma ve bu ülkede istikrarın sağlanmasına izin vermeme arzusunu koruduğunu ortaya koyuyor açıklamasını yapan Severe. Washington'ın Suriye toplumundaki protestocu eğilimleri tetiklemeye yönelik Arapça sosyal ağları da kapsayacak büyük bir medya kampanyası başlatma niyetinde olduğunun altını çizdi. Daha önceden yönetimi devirmek amaçlı ve bu yolda yürüyerek, güçlü bir şekilde yürüyerek gitmeyi hedeflemişlerdi. Fakat şimdi artık eylem bazında hareket ediyorlar ve bundan sonra böyle olacak. Yani bir işte askeri konvoya ya da ne bileyim bir otobüse işte bombalı eylem yapıldığını göreceğiz. Ya da bir yerlere
işte kırsaldaysa saldırı düzenlendiği haberlerini göreceğiz. Ama onun dışında herhangi bir şekilde Suriye'de olayların işte tekrar başlaması, ne bileyim ciddi bir biçimde birilerinin bir yerleri ele geçirmesi ve o bölgelere işte biz muhalifiz, biz işte burada yönetimi tanımıyoruz diye hani bir ilanda bulunmaları neredeyse sıfır ihtimal. ABD'nin hükümet karşıtı gösteriler düzenlenmesi için ülkedeki zorlu sosyoekonomik durumu kullanmayı ve gösteriler sırasında kolluk kuvvetlerini sivillere karşı güç kullanmaya kışkırtmayı planladığını aktaran Sever'e, ABD'liler Suriye'deki hedeflerine ulaşmak için sözde silahlı muhalefet, özde ise radikal cihatçı gruplarla kurduğu yakın temasları aktif şekilde uygulamaya koyuyor diye vurguladı. Amerika Birleşik Devletleri istikrarsızlaştırmak için Suriye'yi, yani 2011 döndürmek için elinden geleni yapacaktır. Bunun için de işte neyi kullanacak? Bunun için terör örgütlerini kullanacak. Ve bu aslında bir yandan bize Batı'nın, Amerika Birleşik Devletleri'nin nasıl yani ikiyüzlü olduğunu, nasıl işte riyakar bir politika izlediklerini de gösteriyor. Eldeki militanlar bir şey olarak, potansiyel büyük bir tehlike olarak orada duruyorlar. Ama sadece potansiyel değil, işte kısmi olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin bunları kullanmaya başladığını gördük. Yani o bahsettiğim işte TNF ve diğer taraflarda yapılan işte bir takım eylemler bunun göstergesi. Ama diğer yandan şimdi Rusya'nın istihbari çalışmaları sonucunda şu çıkıyor ki ortaya, Amerika durmayacak. Ve bu şekilde de dediğim gibi yani kendi meşruiyetini orada devam ettirmek adına, bu tırnak içi bir meşruiyet, aslında meşruiyet yok. Ama kendilerinin yapmış olduğu tanımlamaya göre meşruiyetini devam ettirmek adına o bölgeyi sıcak tutmaya devam edecek. Suriye ve Orta Doğu üzerine deneyimli gazeteci Musa Özuğurlu, ABD'nin hamlelerini, teröristlerin varlığını, sınır güvenliğinin sağlanması için ne yapılması gerektiğini, Suriye'nin geleceğini HRT'de yeni bir günde Can Çapar'a değerlendirdi. Geçişkenlik o kadar çok ki sınırlarımız arasında. Rahatlıkla işte bu yaklaşık 800-900 kilometrelik bir sınırdan rahatlıkla girebilirler. İlla ki bu sınırı kullanmak zorunda da değiller zaten. Yani işte başka bir yerden, Irak'tan girebilirler. Türkiye şeyden, İran tarafından girebilirler. Başka bir takım isimlerle girebilirler. Bunun çeşitli yöntemleri var. Bir takım istihbarat örgütleri Türkiye'yi eğer istikrarsızlaştırmak isterse bunları harekete geçirecektir. Böyle bir tehlike de var. Dolayısıyla her durumda Türkiye'nin yapması gereken içeridekini ve dışarıdakini bir şekilde yani bu durumu oluşturan habitatı ortadan kaldırmak. Bunun yolu da şu: içeride çok sıkı bir tarama, bir soruşturma yapılacak ve tehlikeli olanlar değil, tehlike potansiyeli olanlar da dahil olmak üzere herkes soruşturulacak. Gözaltına alınacak, kovuşturulacak ve bunlara caydırıcı ceza neyse bu verilecek. Suriye otoritesi ile Türkiye bir araya gelecek ve mutlaka oradaki o bataklık kurutulacak. Adana aksi halde o sinekler sürekli oradan çıkacaklar ve Türkiye'ye uçacaklar. Adana Anlaşması gibi bir anlaşmada IŞİD için imzalanabilir mesela. Kesinlikle, kesinlikle. Ve CHP Genel Başkan Yardımcısı, aynı zamanda İstanbul Milletvekili Fethi Açıkal'in de gündeminde Suriyeliler vardı. Suriye'de ABD güçlerinin operasyonuyla IŞİD lideri Abu İbrahim el-Haşimi, el-Kureyşi'nin neyse işte terörist yani, öldürülmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Bu mesele Hatay'a yakın, 50 kilometre, 60 kilometre ötemizde yaşanan bir olay. Yani IŞİD bu kadar dibimizde. Onu söylemeye çalışıyorum. Allah güvenlik güçlerimize güç kuvvet versin. Sağ olsunlar, var olsunlar ki gecelerini gündüzlerine katıyorlar. Bu terör örgütlerine kötü eylemler için müsaade etmiyorlar. Onlara ne kadar dua etsek güvenlik güçlerimize azdır. Ne kadar minnet duysak azdır. Bakın Hatay'dan söz ediyorum. Suriye sınırıyla yani adımını atıyorsun oradasın, adımını atıyorsun buradasın diyoruz ya. Öyle bir yerdeyiz. Güvenlik güçlerimiz burada 10 yıldır inanılmaz bir başarı, inanılmaz bir performans sergiliyorlar. Hepsine teşekkür ediyoruz ve habere geçiyorum.
Ne demek IŞİD liderinin Hatay'a çok yakın bir bölgede öldürülmesi? Ne getiriyor bize, ne götürüyor? İşte bu konuyu değerlendirmiş Fethi Açıkel, CHP Genel Başkan Yardımcısı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Fethi Açıkel, Suriye'de ABD güçlerinin operasyonuyla IŞİD lideri Ebu İbrahim el-Haşimi el-Kureyşi'nin öldürülmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Sarayın maceracı ve emperyal güçlerin taşeronu gibi üstlendiği Orta Doğu politikasının ülkemize çok ağır terör faturası, büyük güvenlik tehditleri, milyonlarca sığınmacıya ev sahipliği ve istikrarsız bir terör bölgesiyle sınır komşusu olmak oldu. Kureyşi'nin de İdlib'de öldürülmesi, IŞİD'in üst düzey isimlerinin sınırlarımıza kadar sızdığını ve bu bölgeyi güvenli bulduklarını göstermektedir. Bu terörist ağların sınırlarımızın hemen ötesinde yuvalanması, İdlib bölgesinin tıpkı Afganistan ve Pakistan sınırları gibi terörist ihraç edilen bir bölge statüsüne düşürüldüğünü göstermektedir. Türkiye sınırlarının hemen ötesinin dünyanın farklı yerlerinden gelen farklı radikal yapılara mensup teröristlerin çöplüğüne dönüşmesi ciddi bir güvenlik riski oluşturmakta ve ulusal güvenliğimizi tehdit etmektedir. Sınır politikasını da eleştirdi. Mahallelerimiz terör yuvası oldu, dedi. AKP'nin kontrolsüz ve plansız mülteci göçü karşısında etkin, saydam ve sürdürülebilir bir politikasının olmaması ve neredeyse açık kapı politikası uygulaması vatandaşlarımız için ciddi güvenlik tehditleri oluşmasına neden olmuştur. Özellikle sığınmacı sayısının yüksek olduğu mahallelerimiz ve ilçelerimiz, IŞİD ve El-Kaide başta olmak üzere tüm radikal terör örgütlerinin yuvalandığı bölgeler haline gelmiştir. Güvenlik güçlerimiz tarafından yakalanarak ülkemize getirilen IŞİD'in Türkiye sorumlusunun itiraflarından terör örgütünün Türkiye içindeki yapılanmasının boyutu bir kez daha ortaya çıkmıştır. Ondan fazla ilimizde ciddi bir örgütlenme ve altyapı kapasitesine ulaştığı ortaya çıkan terör örgütünün uyuyan hücreleri ciddi güvenlik açığı oluşturmaktadır. Aynı isim Fethi Açıkel, Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin terör örgütlerinin hedefinde olduğunu söyledi. Ne anlama geliyor? Birlikte bakalım. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Fethi Açıkel, Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin terör örgütlerinin hedefinde olduğunu söyledi. Türkiye'nin ülke içinde 5 milyon, sınır ötesinde 5 milyon olmak üzere toplamda 10 milyon sığınmacıya plansız, programsız ve maliyeti çok yüksek bir biçimde ev sahipliği yapması, kentlerimizdeki ve sınırlarımızdaki kırılganlığın ve güvenlik açıklarının önemli nedenleri arasındadır. Resmi gazete kararıyla terör örgütü üyelerinin mal varlıklarının dondurulması sonucunda bu isimlerin bazılarına daha önce vatandaşlık verildiğinin ortaya çıkması, yaşanan güvenlik açığının boyutunu ortaya koymuştur. Pek çoğu mağduriyet yaşayan ve kötü yaşam koşullarına mahkum edilen Suriyeli sığınmacılar, radikal terör örgütlerinin tehdit ve istismarlarına maruz kalmaktadır. Sığınmacıların yoğun yaşadığı bölgeler gettolaşmakta ve bu bölgeler terör örgütlerinin her türlü suistimaline açık hale gelmektedir. Saray rejimi, bölge ülkeleriyle teröre karşı işbirliğini kestiği için sınırlarımızdan başlayarak büyük şehirlerimize kadar güvenlik güçlerimizin bu yapılarla mücadelesi aksamaktadır. Buna rağmen güvenlik güçlerimiz siyasi engeller çıkartılmadığında bu güvenlik açıklarını hızla bertaraf edebileceklerdir. Suriye'deki barışın sağlanması için Orta Doğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı'nı işaret etti. Diplomatik ilişki vurgusu yaptı. Türkiye'ye yönelen tehditleri ortadan kaldıracağımız gibi büyük bir insani ve ekonomik krize dönüşen sığınmacı meselesi de geri dönüşlerin başlamasıyla çözülecektir. Bölgede barışı ve güvenliği CHP ve Millet İttifakı'nın iktidarında Türkiye sağlayacaktır, dedi. Suriye'de ve Orta Doğu'da Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun çözüm için işaret ettiği ve bölgedeki devletlerin işbirliğine dayanan Orta Doğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı ile bölgedeki istikrarsızlığa biz son verecek ve sınırlarımızın terör ihraç eden bir alana dönüşmesini engelleyeceğiz. Başta Suriye olmak üzere bölgedeki ülkelerin toprak bütünlüğüne saygılı bir şekilde çalışarak diplomatik ilişkileri hızla yeniden tesis edecek ve tüm terör örgütleriyle etkin mücadele edeceğiz. Bu yolla Atatürkçü, barışçı dış politika ile bölgede yeniden güvenliğin ve istikrarın sağlanmasında önce olacağız. Bu şekilde Türkiye'ye yönelen tehditleri ortadan kaldıracağımız gibi büyük bir insani ve ekonomik krize dönüşen sığınmacı meselesi de geri dönüşlerin başlamasıyla çözülecektir. Bölgede barışı ve güvenliği CHP ve Millet İttifakı'nın iktidarında Türkiye sağlayacaktır. Ve Adana'da IŞİD demişken IŞİD'le devam edelim. Adana'da bu terör örgütüne yönelik operasyonda yabancı uyruklu 6 kişi gözaltına alındı. Adana'da terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda yabancı uyruklu 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri terör örgütü IŞİD adına örgüt içerisinde faaliyette bulunduğu ileri sürülen yabancı uyruklu 6 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın gözaltı kararı çıkarmasının ardından polis ekiplerince şüphelilerin adreslerine operasyon düzenlendi. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda zanlıların bulunduğu evlerin kapıları koçbaşıyla kırıldı. Baskınlarda gözaltına alınan 6 şüpheli adli tıp birimindeki sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Mersin'in Mezitli ilçesine gideceğiz. Mersin'in Mezitli ilçesinde yaşadığı apartmanın asansöründe cansız bedeni bulunmuştu. 62 yaşındaki kadın nasıl öldüğü, nasıl öldürüldüğü ortaya çıktı. Mersin'in Mezitli ilçesinde yaşadığı apartmanın asansöründe cansız bedeni bulunan 62 yaşındaki kadını uyku ilacı verdikten sonra boğarak öldürdükleri belirlenen iki komşusu gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Mezitli ilçesi Menderes mahallesinde ikamet eden F.E. 7 Şubat'ta evinin bulunduğu apartmanın asansöründe ölü bulundu. İhbar üzerine olay yerine giden Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri vücudunda darp izi bulunmadığı belirlenen F.E.'nin ölümüyle ilgili çalışma başlattı. Ekipler F.E.'nin ölümünden önce aynı apartmanda oturan T.O.'nun evine misafirliğe gittiğini tespit etti. Polis olayla ilgili T.O. ve erkek arkadaşı R.E.'nin ifadelerine başvurdu. Çelişkili ifade vermeleri üzerine gözaltına alınan T.O. ve R.E. emniyete götürüldü. Şüpheliler sorgularında uyku ilacı verdikleri F.E.'yi boğarak öldürdüklerini, ziynet eşyalarını ve telefonunu aldıktan yaklaşık 3 saat sonra kadının cesedini asansöre bıraktıklarını itiraf etti. Zanlıların maktule ait cep telefonunu denize attıkları belirlenmesi üzerine çalışma başlatıldı. Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği Adnan Menderes Bulvarı'ndaki sahil bandında arama yaptı. Dalgıç polisler aramalar sonucu maktule ait cep telefonunu buldu. Ve son haber, Samandağ'da Asi Şehir Festivali düzenlenecek. Asi Şehir Festival Komitesi festivali Samandağlı muhtarlara anlattı. Ayhan Durgun, Asi Şehir Festival Komitesi adına Kenan Doğru, organizatör Cem Hüzmeli, Hamok Dönem sözcüsü Behçet Deniz, yeni mahalle muhtarı daha söz konusu etkinlikteydi. Samandağ'da Asi Şehir Festivali düzenlenecek. Asi Şehir Festival Komitesi festivali Samandağlı muhtarlara anlattı. Asi Şehir Projesi tüm mahallelerimizin temsiliyetiyle bölgemizin yöresel ürünlerinin sergileneceği bir fuar alanı ile başlayacaktır. Bu fuar festivalden önce başlayacaktır. Günübirlik turizmi canlandırma ve farkındalık yaratma adına bakış açısını Samandağ'a çekmek ve buradaki doğayı ve sahilimizi tüm dünyaya tanıtmak adına Ada Camping dediğimiz çadır kamp ve karavan kamp projesini hayata geçirecektir. Asi Şehir Festival Komitesi adına konuşan Ayhan Durgun, festivalin Samandağ'a katacaklarını anlattı. Bu projenin desteklenmesi ve her günümüzü canlı tutma adına spor aktivasyonları düzenlenecektir. Sahillerimizde gerçekleştireceğimiz bu faaliyetlerde gerekli desteği spor kulüpleriyle işbirliği içinde sağlayacağımızı burada belirtmek isterim. Kenan Doğru, festivalin organizatörlüğünü üstlenen isimlerden. Bu festival belki var olan kardeşliğimizi pekiştirecek, kültürümüzü ön plana çıkaracak ve en önemlisi çocuklarımıza tekrar umut aşılayacak bir festival olacak. Buluşmaya Hamok Dönem sözcüsü Cem Hüzmeli de katıldı. Ya bizim amacımız burada bir şeyler üretebilmek, bir şeyler yapabilmek, Samandağ'ın hak ettiği noktaya getirebilmek. Samandağ Muhtarlar Birliği Başkanı Mahir Caburoğlu ve Yeni Mahalle Muhtarı Behçet Deniz yaptıkları açıklamada festivali desteklerinin tam olduğunu ifade ettiler. Bütün muhtarlardan birlik ve beraberlik olduktan sonra Samandağ'ın güzel hizmet getireceğimizi inanıyorum. Bu memleketin bir yere gelmesi için, hakikaten hizmetlerin gelmesi için herkesin artık bir an evvel ses yükseltmesi lazım. Samandağ'da siyasetle uğraşan herkes, muhalefetiyle, iktidarıyla. Bütün bileşenlerin bir araya gelmesi lazım. Bu topluma önderlik yapması lazım. Tarihçi yazar İsmail Zubari ise bölgenin ve festivalin önemi hakkında görseller sunarak festivalin ilçe için tarihsel bir değere sahip olacağını açıkladı.
elimizdekileri öğrendikten sonra ileriye yönelik, turizme yönelik, üretime yönelik atılacak adımları daha iyi seçebiliriz diye düşündüm. Evet sevgili seyirciler, HRT Akdeniz ana haber bülteni bugünlük bu kadar. Yarın saat 19.30'dan itibaren ben Ali Yolcu, elbette Allah izin verirse yeniden sizlerle birlikte olacağım. İyi akşamlar diliyorum.